Atasözlerine dil uzatmak. 2. Sual. Birçok uydurma atasözlerini İslam düşmanları uydurmuş. Bu sözler insanı korkaklığa, harama, hırsızlığa, neme lazımcılığa, yalana ve tembelliğe teşvik eden sözlermiş. Bunları size gönderiyorum. Okuduğum yazıda bildirildiği gibi midir? Cevap. Yalnız atasözleri değil, hadisi şerifleri de anlayamayan bazı sapık fikirli kimseler, bunlara da uydurma, mevzu hadis damgasını basmışlardır. Halbuki İslam alimlerinin kitaplarında asla uydurma hadis olmaz. İslam alimlerinin kitaplarında uydurma hadis olduğunu söyleyen, her kim olursa olsun, ya bid'at ehlidir veya cahildir. Atasözlerinin ekserisi tecrübeye dayanan sözlerdir. Bazıları hadis-i şerifleri açıklar mahiyettedir. Birkaçını açıklayalım. Dünya mümine cehennem, kafire ise cennettir sözü doğrudur. Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki, dünya mümine zindan, kafire de cennettir. Mümine dünyanın zindan olması cennete göredir. Cennette ebedi nimetler karşısında dünya zindan gibi, cehennem gibi olmaktadır. Kafirler için de cehennem azabı o kadar şiddetli olacaktır ki, dünyadaki en şiddetli işkence bile hafif gelecektir. Herkesin nabzına göre şerbet vermeli atasözü de Yahudilerin uydurması değildir. Allahü Teala buyuruyor ki, insanları Allah'ın yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Nahl suresi 125. ayeti. Hadis-i şeriflerde ise şöyle buyuruluyor. İnsanlara akıllarının seviyesine, anlayışlarına göre söyleyin. Biz peygamberler, herkese seviyesine göre muamele yapmak ve anlayacağı şekilde konuşmakla emrolunduk. Görüldüğü gibi insanların akıl, ilim ve kültür seviyesine göre konuşmak dinimizin emridir. Bu emre uymayan, nabza göre şerbet veremeyen, dine hizmet etmeye kalkarsa fitne çıkarır. Müslüman olacakları ürkütür. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar atasözü de din düşmanlarının uydurması değildir. Doğruluk ve doğru söz dinimizin esasındandır. Fakat büyüklerimiz sözün doğru olmalı ama her doğruyu her yerde söylememelidir demişlerdir. Ulu orta, köre kör, sağra sağır demek uygun olmaz. Dünya ve ahireti yaramayan doğruyu söylemekte ise zaten fayda yoktur. Denizde su, ormanda ağaç, çölde kum olur demek doğrudur. Fakat boş sözdür. Bu doğru söz insanların içinde 5-10 kere tekrar edilirse ona deli derler. 9 köyden kovulmamak için doğruyu dinimizin emrine uygun söylemelidir. Mesela hırsız, ahlaksız, hain insan kötüdür. Bunu ıslah için sen ahlaksızsın denirse kabul etmez. 9 köyde böyle konuşursak her köyden kovuluruz. İyi ahlakın güzelliği anlatılarak kötülükten vazgeçirmeye çalışılır. Yiğitlik 10'dur, biri kaçmak, 9'u hiç görünmemek sözünde bir pasiflik görünüyor gibi ise de yiğitlik kabadayılık değildir. Kavga çıkaran, baş yaran, belasından yanına varılmayan kimseye yiğit denmez. Yiğit, haklı olduğu, gücü yettiği halde affeden, intikam almayan, kavga etmeyen, iyi geçinen kimsedir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki, yiğitlik, kahramanlık, pehlivanlık, hasmını yenen değil, öfkesini yenendir. Harpte düşman karşısında cesur, fakat Müslümanlar arasında mütevazı olan yiğittir. Bunları söylemekle bütün atasözlerinin ve deyimlerin muhakkak doğru olduğunu söylemek istemiyoruz. Atasözlerimiz arasına karışmış uygunsuz sözler olabilir. Atasözlerinin de dinimize uygun olup olmadığı İslam alimlerinin kitaplarıyla ölçülür. Sonra atasözünün hangi devirde ne maksatla söylendiği de bilinirse izahı kolaylaşır. İyilikten maraz doğar. Sual. Yazılarınızda İslam alimlerinin kitaplarında uydurma hadis olamayacağını yazıyorsunuz. Bu yetmiyor gibi bir de atasözlerini bile tevil ediyor, yanlış olmadığını bildiriyorsunuz. Onlar yanlış söz söylemez mi? Mesela atalarımız diyor ki, iyilikten maraz doğar. İyilik et kele, duyursun seni ele. İyiliğe iyilik olsaydı, kara öküze bıçak çalmazlardı. Bunlara nasıl doğru denebilir? Kimseye iyilik yapmayacak mıyız? Cevap. O atasözleri birçok ilim sahibinin onayından geçerek günümüze kadar geliyor.
onun için bütün ceddimize suizan etmek yanlış olur. Bu sözler iyiliğin mutlaka zararlı olduğunu göstermiyor. Bazı kötü kimselere iyilik edince onlardan bazı uygunsuz hareketlerin, zararların gelebileceğini gösteriyor. En hafif ve leziz kuş etinin bile bazı hastalara dokunması gibidir. Bu anlamda hadis-i şerifler, hatta ayet-i kerime bile vardır. Hazreti Ali, kötü kimse kendisine iyilik yapılınca katılaşır, iyilik edene bir zarar verebilir buyuruyor. Yine büyük bir zat, kötüye iyilik edince, ahmağa acıyınca onlardan gelecek kötülükten sakının buyuruyor. Demek ki birisine iyilik ettik, ondan kötülük gelirse o kimsenin kötü birisi olduğu anlaşılıyor. Mesela bayramlaşmaya gelen bir şeker hastasına onun hastalığını bilmeden baklava versek onun hastalığı artar. Kabahat baklavada ve baklava ikram eden de değildir. Kötü kimse de iyiliğe tepki olarak kötülük yapıyorsa kabahat iyilikte değildir. Kötü kimseler mürüvvetsizdir, kadirşinas değildir, nankördür. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 74. ayeti kerimesinde Allah ve Resulü kötü kimseleri lütuflarıyla zenginleştirdiği zaman bunların Resulullah'tan öç almaya kalkıştıkları bildirilmektedir. Demek ki atasözleri nanköre yapılan iyilikten zarar gelebileceğini anlatmak istiyor. Bunu hayatta yaşayan çok kimse olmuştur. Birkaç örnek vermek gerekirse, 1. Çoluk çocuğum açtır, bana bir iş yok mu diyor. Acıyıp bulaşık yıkama işi veriliyor. Severek kabul ediyor. Çünkü gerçekten açtır. Aradan birkaç ay geçip yerini sağlamladıktan sonra durumunu sorduklarında, geldiğimde 40 tabak yıkatıyorlardı, şimdi 100 tabak yıkatıyorlar, ben de birkaçını kırıyorum diye işinden şikayet ediyor. Nankörlüğünü gizleyemiyor. 2. Adam işsizdir. Yalvarması üzerine işe alınır. Yıllarca kendisine ücret verilir. Kriz sebebiyle işten çıkarılınca hemen tazminat davası açar. 3. Bir ressam gelir, bana iş verin der. Acıyıp iş verilir. Ressama ücretle bir resim yap denir. Resmi yapar, parasını alır. Zamanla ücreti daha fazla bir iş bulur. Ücretle yaptığı o resmi yeniden bastığınız zaman yasaların açık maddelerinden faydalanarak tekrar ücret için iş yerini mahkemeye verir. Sen işsizken sana iş verilmemiş miydi? Bu nankörlük değil mi? 4. Adam yazardır. Ücretle gazeteye yazısını yazar. Parasını alır. Sonra da o yazıları kitap haline getirip satar. Sen o yazıların daha önce ücretini almamış mıydın? 5. Adam işsiz ve mesleksizdir. Ona acıyıp işe alınır. O da zamanla bir meslek edinir. Adama ihtiyacınız olduğu zaman da daha fazla ücret veriyor diye gider başka işe girer. Bunlar kadirşinaslık değildir. Demek ki yukarıdaki atasözleri böyle kimseler için söylenmiştir. Aynı atalar iyi kimseler için de iyi sözler söylemişlerdir. İyilik et, denize at. Balık bilmezse Halik bilir. İyilikten kötülük gelmez. İyilik eden iyilik bulur demişlerdir. Ecdadımızın güzel sözleri. Sual. Aşağıdaki atasözlerinin kötü maksatla söylendiği iddia ediliyor. Atalarımız ne diye kötü maksatla söylüyor? Bu sözler kötüyse niye asırlardır kullanılmıştır? Cevap. Aşağıdaki atasözlerinin hiçbirisi kötü maksatla söylenmemiştir. Ecdadına kusur bulmak kıyamet alametlerindendir. Ahir zamanda sonra çıkan türedilerin eskileri suçlayacaklarını Peygamber Efendimiz haber vermiştir. İki hadis-i şerif meali şöyledir. Sonra gelenler önceki alimleri cahillikle suçlar. Sonra gelenler önceki alimleri kötüler. Atasözleri birçok tecrübeden geçmiş, klişeleşmiş kıymetli sözlerdir. Bir sözün birkaç manası olabilirse de ne maksatla söylendiği önemlidir. Sadece atasözlerinde değil, hadis-i şeriflere bile söyleniş sebebi bilinmediği için uydurma damgası basanlar çoktur. Atasözlerinin kelime anlamına değil, deyim anlamlarına bakılır. Bu adam gözümüzden düştü denilince, adam gözümüze çıktı, oradan düştü demek değildir. Kelime anlamı üzerinde durmak yanlıştır. Bakış açısının önemi. Her şeye olumlu yaklaşmanın önemi inkar edilemez. Yarım bardak su olsa,
olumlu bakan kimse bardak yarısına kadar suyla dolu diyerek mevcut olanı görür, yani iyi yönden bakar. Olumsuz zihniyetteki kimse ise bu bardağın yarısı boştur diyerek yok olanı görür, yani kötü yönden bakar. Bir ayakkabı firması bir pazarlamacısını ayakkabı satmak üzere Afrika'ya gönderir. Bu adam Afrika dönüşünde ne yazık ki bir çift bile ayakkabı satamayız. Çünkü Afrika'da hiç kimse ayakkabı giymiyor, ayakkabı nedir bilmiyor der. Meseleyi iyi bilen patron hemen ardından bakış açısı farklı, olaylara olumlu bakan bir pazarlamacıyı gönderir. Bu pazarlamacı büyük bir heyecanla döner, patronun odasına girer. Afrika'da hiç kimsenin ayakkabısı yok. Bunları ayakkabı giymeye alıştırdık mı milyonlarca ayakkabı satarız der. Bu olay bakış açısının önemini göstermektedir. Atasözlerinin ne maksatla söylendiğine bakmalı, öküz altında buzağı arar gibi kötü anlamlar vermemelidir. Şimdi insafla, sağduyuyla eleştirilen atasözlerini ve parantez içindeki itirazları inceleyelim. 1. Akacak kan damarda durmaz. Bela tellallığı yapılıyor. Cevap: bazı işler vardır ki ne kadar acele edilirse edilsin iş olacağına varır. Olacakla öleceğe çare yok da denir. Onun için iki ayağa bir pabuca sığdırmaya çalışmak gereksizdir anlamında güzel bir söz. 2. Akıllı düşünene kadar deli oğlunu evlendirir. Deli olmak ve düşünmemek daha iyidir. Cevap: başlanan bir işi bitirmeye çalışmalı, sağda solda oyalanarak, ince eleyip sık dokuyarak işi geciktirmemeli anlamında güzel bir söz. Düşünmemek ve deli olmakla ne alakası var? Bu kadar ters bakış açısı nasıl olur ki? 3. Ateş düştüğü yeri yakar. Çevresini de yaktığını unutmamalı. Cevap: birisinin derdi başkasına fazla etki etmez. Kendi başına gelmeyen bunun acısını anlamaz demektir. Bir çocuğa bir zarar gelse elbette annesi ve ailesi daha çok üzülür. Onun için ağlarsa anam ağlar, gayrisi yalan ağlar demişlerdir. Nasreddin Hoca ağaçtan düşüp oy kalçam dediği zaman komşular neyin var, kan falan akmıyor, niye inliyorsun demişler. Hoca da siz hiç ağaçtan düştünüz mü, düşmediyseniz acımı bilemezsiniz demiş. Öyle ya, kimse kimsenin derdini bilemez. Ateş düştüğü yeri yakar atasözü ne kadar güzel. Bir arkadaş anlattı. Üç ağabeyim delikanlıyken bunların peşine de babam genç yaşta vefat etmişti. Ben küçükken annem televizyondaki her kaza haberine şu kadar ölü var denince ağlardı. Olay dünyanın neresinde olursa olsun fark etmezdi onun için. Ben de çocuk aklımda anne niye ağlıyorsun, dünyanın öbür ucunda olmuş, tanımıyorsun etmiyorsun diye gülerdim. Yavrum ben onlara ağlamıyorum, onların sahiplerini ağlıyorum, şimdi ne yapıyorlar derdi. Meğer kendisini yakan ateş şimdi başka evleri yakıyor diye ona ağlıyormuş. 4. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın. Başkalarını sokabilir. Cevap: bizi ilgilendirmeyen ve düzeltemeyeceğimiz zararlı şeylerin üstüne giderek başımızı derde sokmamalıyız demektir. Başkalarının sokmasına engel olmak yetkililerin vazifesidir. Herkes kendisine göre yılan zannettiğini helak etmeye kalkarsa anarşiden geçilmez. 5. Besle kargayı, oysun gözünü. Kimseye iyilik etme. Cevap: bu kadar ters yorum olur mu? Bülbül denmiyor, karga deniyor. Bu nankör iyilikten anlamaz. Üstelik sana zararı dokunur demektir. Bir kimse Hazreti Ali'ye kötülük ediyor. Hazreti Ali, ben ona hiç iyilik etmemiştim. O niye bana kötülük düşünüyor ki? Buyuruyor. Kötü insanlara iyilik edince bize bir zararı dokunabilir denmek isteniyor. Bu anlamda hadisi şerif de vardır. Kötü kimselere iyilik edince onların vereceği zarara dikkat çekiliyor. Ne kadar güzel bir sözdür. 6. Merhametten maraz doğar. Kimseye acımayın. Cevap: bir önceki maddede açıklandığı gibi, kargaya iyilik edersek gözümüzü oyar. Yılana merhamet edip koynumuza koyarsak bizi sokar. Bu söz kötülere iyilik ederken dikkatli olmayı vurguluyor. 7. Can çıkmayınca huy çıkmaz. Eğitim diye bir şey var. Cevap: bu söz gazap, şehvet gibi insanın fıtratında olan şeylerin tamamen yok edilemeyeceğini bildirmek için söylenmiştir. Kimi insan ne kadar eğitim alırsa alsın pasiftir. Kimi de aktiftir. Bu doğuştandır.
terbiye ile bu vasfı yok etmek mümkün olmaz. Terbiye etmek başka, yok etmek başkadır. Bir erik çekirdeği ne elmadır ne de eriktir. Bu çekirdek toprağa konur. Sulanıp gübrelenirse erik ağacı olabilir. Bu ağaçtan da erik alınabilir. Bu ağaca ne kadar bakılırsa bakılsın, erik çekirdeğinden elma olmaz. İşte can çıkar, huy çıkmaz bu anlamdadır. Dinimize uygun, çok güzel bir atasözüdür. Aynı anlamda hadisi şerif de vardır. 8. İnsan yedisinde neyse yetmişinde odur. Gelişme, eğitim, değişim yok sayılıyor. Cevap: bu sözde can çıkar, huy çıkmaz atasözü de aynıdır. Yukarıda gerekli cevap verilmiştir. Eğitimle değişmeyen vasıflar da vardır. 9. Bal tutan parmağını yalar. Yolsuzluğa açık davetiye. Cevap: bunu ancak hırsız olanlar böyle yorumlar. Bal yemek denmiyor, parmağını yalamak deniyor. Yani bulaşanı yalamak deniyor. Bir insan bir işte çalışıyorsa, iş yerine zarar vermeyecek kadar normal kabul edilen işlerden faydalanmayı gösterir. Mesela iş yerinin telefonunu ihtiyaç kadar kullanmak, cep telefonumuzu şarj etmek gibi şeyler kastediliyor. 10. Fazla mal göz çıkarmaz. Başkaları aç kalır. Cevap: başkaları aç kalır demekle zenginliğe ve fazla mala düşmanlık ediliyor. İnsan helalinden çok kazanmışsa, zekatını da vermişse ne zararı olur ki? Başkası niye aç kalsın ki? Çok mal sahibi olmak niye suç ki? Komünizmdeki gibi varlıklı sınıf yok edilmek mi isteniyor? Çok çalışıp çok kazananla tembel aynı mala sahip olursa adaletsizlik olmaz mı? Çalışıp kazananın hakkını vermek gerekir. Burada atasözüne değil fazla mala düşmanlık var. 11. El öpmekle dudak aşınmaz. Ama hastalık bulaşır. Cevap: bir insan önemli bir işini gerçekleştirmek için birine saygı göstermekle, ricada bulunmakla, alttan almakla bir şey kaybetmez anlamındadır. Burada müdaranın önemi bildiriliyor. Müdara, dini zarardan kurtarmak için dünya menfaatinden vermek, güler yüz göstermek, İslamiyet'in dışına çıkmadan gönül almaktır. Bu husus hadisi şerifle de emredilmiştir. 12. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı de. Ayıların dayı yapılması isteniyor. Cevap: kasıtlı bir yorum bu. Ayı nasıl dayı yapılır ki? Niye deyim anlamına değil de ayının kelime anlamına bakılıyor? Buradaki ayı hayvan değil, kaba saba adam, görgüsüz kimse demektir. El öpmekle dudak aşınmaz sözü de aynı anlamdadır. İşin bitene kadar bunlarla iyi geçinmek, gerekirse müdara etmek gerekir demektir. 13. Çok bilen çok yanılır. Bir şeyi bilmeye gerek yok. Cevap: İnsan ne kadar bilgili olursa olsun yanılma ihtimali vardır. Çok bilenlerin de dikkatli konuşmaları gerektiğini ikaz eden kıymetli bir sözdür. Çok bilmek yanılmayı engellemez demektir. Çok bilen zirvedeki insan gibidir. Onun yanılması, yani zirveden düşmesi, başkasının düşmesine benzemez. Paramparça olabilir demektir. Bununla ilgili bir menkıbeyi de bildirelim. İmam-ı Azam Hazretleri yüksek yerde oynayan çocuğu ikaz edip, "Yavrum dikkat et, aşağı düşebilirsin." der. Çocuk da, "Amca benim düşmem önemli değil, sen düşersen sana ve çok kimseye zararı olur." der. Bu cevaba İmam-ı Azam Hazretleri çok ağlar. Yüksek yerdeki bir kimsenin, mesela Menderes'in düşmesiyle sıradan birinin düşmesi aynı olmaz. Burada çok bilenlerin, yüksektekilerin daha çok dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor. Bunu cahil kalın diye yorumlamak art niyetin ürünüdür. 14. İyilik yap, denize at. Kimseye acıma. Cevap: bu atasözünün devamı var. İyilik et, denize at. Balık bilmezse Halik bilir. Yani iyiliği Allah rızası için yap. Karşıdakinden teşekkür bekleme. O teşekkür etmese de Allah sana bunun ecrini verir demektir. İyiliği götür, denize at denmiyor ki. Bu kadar basit anlayış olamaz. İslam alimleri, iyilik ticaret değildir, ben şunu yaptım, karşılığında sen ne yapacaksın denmez buyuruyor. 15. Ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane. Doktora gerek yok. Cevap: ancak bu kadar insafsızlık olur.
Bu söz her canlı mutlaka hastalık, kaza gibi bir sebeple ölecek demektir. Ecel gelmişse bir şey bahane olur. Ölüme çare yok demektir. Doktora gerek yok demekle ne alakası var? 16. Tereciye tere satılmaz. Bal gibi satılır. Cevap: bir işi iyi bilen kimseye o konuda uzun uzun anlatmanın uygunsuz olduğunu bildiren güzel bir sözdür. Bunun için arife tarif olmaz derler. Tarif etmek gereksiz çünkü arif bunu bilir. Tere ile tereci ile alakası yok ki bu sözün. 17. Elle gelen düğün bayram. Mücadele etme. Cevap: toplumu ilgilendiren genel bir sıkıntı varsa bu insana bir teselli olur. Mesela bir deprem olunca herkes etkilenir. Birisinin gelip bizim evimizi başımıza götürmesiyle depremin götürmesi farklı olur. Elle gelende bir teselli olur anlamındadır. 18. Üzümünü ye, bağını sorma. Kaynak araştırması yasak ediliyor. Cevap: bu söz kaynağı falan yasaklamıyor. Üstüne vazife olmayan şeylere karışma, her şeye burnunu sokma demektir. Önemli olan bir nimetin gelmesidir. Nereden ve nasıl geldiğini araştırmaya kalkmak lüzumsuzdur. Mesela devlet yeşil kart çıkarttı. Tedavide başka kolaylıklar çıkarttı. İhtiyarlara, işsizlere maaş bağladı. Niye bu iyilikleri bize yapıyorsunuz? Bize verdiğiniz parayı hangi gelirlerden elde ediyorsunuz? Bu parayı hazırlayan memurların tahsilleri nedir gibi sözler lüzumsuz denmek isteniyor. 19. Öğretmenin vurduğu yerde gül biter. Çocukların ruhunda izi kalır. Cevap: bu terbiyenin önemini göstermektedir. Öğretmen ana baba gibi acıyarak ikaz ederek terbiye eder. Bu ikazlar ileride işe yarar demektir. Çocuk ileride, öğretmenim beni ikaz etmeseydi ben kötü yola düşebilirdim, İyi ki beni terbiye etti der anlamındadır. 20. Bir dirhem et, 1000 ayıp örter. Şişmanlar kulübüne döndük. Cevap: zayıf ve cılız insanlar biraz kilo alınca daha canlı, daha sevimli, daha güzel görünürler demektir. Bu zayıflar için söylenmiştir. Şişmanlığın denmiyor ki. 21. Su akarken testiyi doldurmalı. Fırsatçılara davetiye çıkarılıyor. Cevap: art niyetli olan böyle düşünür. Ele geçen fırsatları değerlendir, sonra pişman olma demektir. Şu hadis-i şerif bunu çok güzel açıklıyor. İhtiyarlıktan önce gençliğin, hastalıktan önce sağlığın, meşguliyetten önce boş vaktin, fakirlikten önce zenginliğin ve ölmeden önce hayatın kıymetini bil. Elden imkanlar çıkmadan bunları değerlendirmek gerekir denmek isteniyor. Mesela yağmurlar yağıp boşa gitmemeli, su akarken testiye, baraja doldurmalıdır. Kışın ihtiyacını yazdan hazırlamalıdır. Ahiret için de dünyada hazırlanmalıdır. Yazıyı bir fıkrayla bitirelim. Arif olan anlar. İki kör mantı yerken biri ötekine, niye öyle ikişer ikişer yiyorsun der. Arkadaşı, yahu arkadaş sen de körsün, benim öyle yediğimi nereden biliyorsun der. Diğeri, ben ikişer ikişer yiyorum da seni de kendim gibi zannettim der.